Eşi Özlem Hanım'ı dans kursuna götürüp yüzünü güldüren Sinan Bey, bugün uzman psikoloğumuz Yeşim Akıncı'nın verdiği yeni ödevi için harekete geçiyor. Bugün yine bir ödev için yollardayım. Hocam bir görev daha verdi, ödev daha verdi. Onu gerçekleştireceğim. Bugün kendime yeni bir imaj yapacağım. Çok cesur bir karar değil mi Sinan Bey? Eşim tekrardan bana aşık olmasını istiyorum. Berber koltuğuna büyük bir beklentiyle oturan Sinan Bey, Özlem Hanım'la birlikte yeniden eski güzel günleri yakalamak istiyor. Bugün biraz genç olmam lazım. Değil mi? Tabii. Bugün özel bir gün. Bıyıklarınızı kesersek daha iyi olur. Bir 10 yaş atarsınız. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bıyık konusunda tıraşın sonuna, sakal tıraşına geçtiğimiz zaman. Tamam. Saçın o zamana kadar düşün. Saçın soluk aslında iyidir. Böyle bunu kabartalım. Tamam. Kendi işi de erkek kuaförlüğü olan Sinan Bey çok cesur bir karar vermek üzere. Brad Pitt'e benzer miyiz? Kesinlikle. Hatta daha güzel bir saç modeli yapacağım size. On yıl önce benim saçlar uzundu. Tam omuzlarımdaydı. Saçları kestirmeden önce eşimle tanıştım ama eşim saçımın uzun olduğunu fark etmedi. Demek ki eşiniz sizi o kadar çok sevmiş ki gözleri kör olmuş. Büyük bir aşkla evlenen çiftimiz için yine mutlu günler çok uzak olmasa gerek. Sakal tıraşınıza geçelim şimdi. Sakalınızı keselim. Tamam. Bıyıklar için. Sakalı tıraş edelim makineyle. Tamam. Güzel sıfır olsun. Tamam. Bıyıkları da toparlarız. Bıyıkları kesmek çok cesur bir karar. Ve Sinan Bey hala karar verebilmiş değil. Sakalınıza ne dersiniz? Böyle yani şu yanları ezdik. Böyle top sakal. Ya şöyle bir şey yapayım. Sen bu bıyıkları sakala göre yap. Anlaşılan o ki Sinan Bey bıyıklarına azar azar veda etmek istiyor. Bu tıraşın sonunda neler olacak? İnanın biz de çok merak ediyoruz. Uzun zaman sonra ilk defa bıyıksız. Ama bence o ay bu ay çok daha hoş durdu yani. Öyle mi diyorsun? Onun da farklı bir havası vardı ama. Kadın efendi erkeğe yeni diye öyle bir laf var. Ben Özlem için bıyıklarımı kestirdim. Ama Özlem benim için saçını kestirir mi bilemiyorum. Ama Özlem için her şey eder. Tıraşımızı tamamladıktan sonra cilt bakımına başlıyoruz. Bıyıkla bir 10 yıl gençleşen Sinan Bey, cilt bakımıyla bakalım kaç sene gençleşecek. Her şey Özlem için yapacak bir şey. Sanki berber koltuğuna oturan siz değilsiniz Sinan Bey. Bambaşka biri oldunuz. Teşekkür ederim Savaş'ım. Ellerine sağlık. Bayağı güzel oldu. Sağ ol, senin de ayaklarına sağlık. Daha gömlek alacağım. Benim bir sürü işim var. Onları bir halletmem lazım. Tamam. Bambaşka biri olan Sinan Bey bakalım nasıl kıyafetler beğenecek. Eşimle tanıştığımda üstümde beyaz gömlek vardı. Beyaz gömleği sever. O işi de halledelim. Bugün bitirelim. Eşinin yüzünü güldürmek için her şeyi yapmaya hazır bir beyefendi var karşımızda. Özel bir gecede baş başa bir yemek yiyecekseniz ben size şunu tavsiye ederim. Bunu bir üstünüzde deneyin. Hem siz benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız hem de size çok yakışacaktır. Bakalım Sinan Bey yeni imajıyla takım elbisenin içinde nasıl görünecek? Güzel oldu ya. Üstümde kalsın. Tamamdır o zaman abi. Özlem Hanım adeta yeniden damat olan Sinan Bey'i görünce ne yapacak bakalım? Hadi gideyim sürprizimi yapayım. Aman çok büyük travma şaşıracak. Eşine hazırladığı bu güzel sürprizi kendi telefonuna kaydeden Sinan Bey soluğu evde alıyor. Acaba Özlem Hanım bıyıksız görünce ne yapacak? Ya çok istediğim, çok güzel olmuş. 2-3 yıldan beri sürekli ama kes demekten, kes demekten artık böyle gına gelmişti bana. Ve nihayetinde başardım. Kadının gücü. Çok güzel olmuş. Harika. Bak senin için neler yaptım. Büyük tane falan çektim. Allah razı olsun ya. Şöyle bir iki kestirdim. Beğendin yani. Çok cix olmuşsun. İyi güzel. O zaman gel şöyle bir
Hani bir öpücük öpücük bir şey yok. Hani bir şey, hani bir insan bir sağlığı. Şaşırdı da. Tamam, gel bakalım. Oh, çok yakışıklı olmuşsun. Gel bir selfie çekelim.